adını Yunus Emre'nin Başları Ucunda Hece Taşları, Ne Söylerler Ne Bir Haber Verirler dizelerindeki hece sözcüğünün kullanımıyla, hecenin birliktelik ve işlevsellik boyutu taşımasından alan dergi, 1997 yılından beri hayatımızdaki yerini koruyor. Aylık edebiyat ve kültür dergisi olan Hece, Rasim Özdenören'in genel yayın yönetmenliğinde yayın hayatına devam ediyor. Yılda iki kez özel sayı çıkaran dergi, Ocak ayında Bilge Kral Aliye İzzet Begoviç'e yer verdi. Dergimiz Hece dergisi 1997 yılında çıkmaya başladı. Aylık bir dergi, aylık edebiyat dergisi olarak çıkmaya başladık. Bugüne kadar hamdolsun hiç aksamaksızın bugüne kadar geldik. Elimizdeki bu son sayımız 229. sayımız. Demek ki 229 aydan bu yana yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir, 18 yıl doldurduk. Dergimiz muntazam olarak devam ediyor. Edebiyat dergisi olarak çıkıyoruz. Okuyucularıyla buluşan hece sayısı Aliye İzzet Begoviç'i tüm yönleriyle ele aldı. İzzet Begoviç'in hapishane arkadaşı ve dostu Hasan Çengiç'le yapılan söyleşiden liderin düşünce hayatına, İzzet Begoviç'ten Turgut Özal'a yazılmış mektuplardan dostla mücadelesine kadar birçok noktayı ele alan dergi, zengin içeriğiyle raflardaki yerini aldı. Aliye İzzet Begoviç öncelikle bir edebiyat figürü değil. Fakat buna rağmen biz dergimizde özel sayı olarak yer verdik Aliye İzzet Begoviç'e. Bunun da nedeni şu, biz bir defa edebiyatı amacı kendinden ibaret bir faaliyet olarak görmüyoruz. Edebiyat kendisi, bizatihi kendisi, muhteviyatı her ne olursa olsun, isterse çiçekten böcekten bahsetsin, o bile bizim indimizde siyasete değinen bir yan, bir taraf olarak görüyoruz, bir veçesi var. Her şeyin siyasete dönük bir veçesi var. Ben şahsen onu şöyle de anlamaya, ifade etmeye çalışıyorum. Siyasetin dışında kalan hiçbir şey yok. Nasıl ki edebiyatın dışında duran başka bir şeyin de olmadığı gibi. Şimdi niye Aliye İzzet Begoviç? Dediğim gibi Aliye İzzet Begoviç'in Türkiye açısından önemi var. Bir siyaset figürü olarak Aliye İzzet Begoviç 20. yüzyılın bence önde gelen 3-5 siyasi figüründen, lider niteliğindeki siyasi figüründen birisi. Diğerlerinden ayıran özellik ayrıca entelektüel yanının çok güçlü oluşu. O kadar ki Aliye İzzet Begoviç bir başına sadece fikri eserleriyle kalmış bile olsaydı hem kendi ülkesinde hem de yeryüzü çapında önemli bir entelektüel figür olarak ortaya çıkmış olurdu. Halkımız aslında insanımız, sokaktaki insana sorduğumuzda biz böyle küçük bir anket de yaptık. Aliye İzzet Begoviç'i hiç kimse Türk değil diye tanımıyor. Türk diye tanıyorlar Aliye İzzet Begoviç'i. Halkımız, karşıdaki berber, onun yanındaki yemişçi, onun yanındaki manav, onun yanındaki küçük market, oralara sorduğumuzda böyle bir ismi duydunuz mu? Ha, bizim liderimiz diye konuşuluyor. Bu açıdan da bizler için, bizim için önemli bir figür.
Aliye İzzet Begoviç için hazırlanan özel sayıda yurt dışındaki yazarlar da dahil toplam 80 yazarın yazıları yer alıyor. Başta Saraybosna'da. Efendim Aliye İzzet Begoviç'in yakınında bulunmuş, çocukluk arkadaşlığı yapmış, okul arkadaşlığı yapmış insanlardan. Faaliyeti esnasında kendisinin siyasi mücadelesi esnasında ona yardımcı olmuş arkadaşlarıyla mülakatlar yapıldı, görüşmeler yapıldı. Yani bu arada onu da söylemiş olayım. Dergimizin, bu dergiye özel olarak editörlük yapmış olan Mustafa Orçan Profesör, efendim Doçent Rahman Ademi ve diğer arkadaşımız Doçent Mustafa Bağcı, bunları biz Saraybosna'ya gönderdik. Saraybosna'da Aliye'nin mahallesini, çocukluğunun nerede geçtiği, okuduğu okullar, efendim o dönemdeki arkadaşlıkları, daha sonraki mücadele arkadaşlıkları, bütün bunları gördüler ve oradan da yazılar getirdiler bize. Fas'tan, Tunus'tan, efendim Lübnan'dan, Mısır'dan yazarlardan istifade ettik. Onlarla irtibat kurduk, onların yazılarını almaya çalıştık. Dergi tümüyle okunduğunda sadece Aliye İzzet Begoviç'in şahsı ve onun hakkında kuru bir biyografi olmadığı anlaşılır. Aliye'nin bütün çevresi, ülke olarak çevresi, dünya olarak çevresi, Bosna'nın gerek kendi ülke zenginlikleri açısından gerekse bu ülkenin dış dünyayla irtibatları açısından konumlandığı yer açısından böyle bir geniş bir panoramayı görmemiz mümkün olur diye düşünüyorum dergide. Zaten hedeflerimizden birisi de oydu. Aliye'nin mücadelesinin yeni nesiller tarafından tanınması, onlara elden geldiğince bir ışık tutmaya yardımcı olması açısından. Onlar da bizim dikkat çerçevemiz, dikkat açımız.